Merhabalar, ben Eternal Riot Games. Yaklaşık bir saat önce yeni bir geliştirici makalesi yayınladı ve bu makale içerisinde 2020 sezon öncesi dönemde yapacakları değişikliklerden bahsediyorlar. Biz de hızlı bir şekilde bakış atalım. Buradan da gördüğünüz gibi 2020 sezon öncesi dönemde, yani 2021 sezonunda eşyalar ve eşya dükkanına yönelik bazı düzeltmeler, geliştirmeler yapılacak. Hemen şöyle makaleye bakıyoruz hızlı bir şekilde. Geçen yılki sezon öncesi dönem Elementor'in yükselişini tasarlarken League of Legends'ı beklenmedik ve heyecan verici bir şekilde genişletmek ve geliştirmek istemiştik diyor. Burada da bir vurgu var. Bu yıl LoL'ün temel oynanış sistemlerinden birini geliştirerek ve iyileştirerek LoL'ün geleceğine yatırım yapacağız diyor. Bu oynanış değişiklikleri tamamen geliştirilmiş dükkan arayüzü ve baştan aşağı yenilenen eşya sistemine odaklanacak diyor. Riot mevcut sistemin aşağı yukarı %34'ünü korumayı, %33'ünü iyileştirmeyi ve geri kalan %33'ünü de yenilemeyi planlıyor. İdeal eşya sistemi diyerek eşyalar erken safhalarda alınan sonuçlar ve önemli anlara bağlı olarak güç sağlıyor. Oyundaki mevcut kar topu etkisinden ve güç eğrilerinden de Riot Games memnunmuş. Eşyaları almak ve kullanmak tatmin edici diyor. Her şampiyonunuzun zayıf başlayıp çılgınca güçlendiği, ufak bir rol yapma oyunu döngüsüne sahip olduğunu, eşya sistemi kazandığınız bu gücü hak ettiğinizi hissettirmekte ve sizi tatmin etmekte son derece önemli olduğunu belirtiyor. Oyuna çeşitlilik kattığı ve stratejinizi ödüllendirdiğine dair bir yorum var burada. Mevcut değerlendirme makul diyor. Eşya sistemi tank gibi bazı şampiyon sınıfları için zengin bir stratejik derinlik ve pek çok seçenek sunuyor. Öte yandan fazla değişikliğe olanak tanımayan sabit dizilimlere sahip pek çok sınıf ve şampiyon da varmış. Bu değerlendirmenin de farkındalar. Bu sezon öncesi dönem için hedeflerini de paylaşmış. İdeal sistem ve mevcut sistemin hangi alanlarda yetersiz kaldığına dair görüşlerinizle birlikte bu yılki sezon öncesi dönemde çalışmalarımız için hedeflerimizi belirledik. Eşyaları almak hızlı ve kolay olmalı. Yani eşya seçerken harcanan vakitten bahsediyor ve aradığın şeyi mağazada bulabiliyor musun? Ona bakılıyor. Her şampiyon her oyunda eşya tercihleri sayesinde stratejik kararlar alabilmeli. Yani burada büyük ihtimalle eşyaların esnek bir seçime tabi olması, yani oyundan oyuna farklı eşya önerileri sunması gibi bir şey anladım ben buradan. Eşya dizilimleri şampiyonunuzla ustalaşmanızın heyecan verici yollarını sunmalı. Eşyalar olağanüstü derecede güçlü hissettirmeli ve şampiyonunuzun temasını bir üst seviyeye taşımalı. Sembolleşmiş eşyalar korunmalı ve her şeyi en baştan öğrenmek zorunda kalmamalısınız. Yani kökten bir eşya değişikliği yapmayı planlamıyorlar. Rabadon gibi, işte Zonya gibi ve benzeri bu tarz eşyalar aslında League of Legends'ın başından beri var olan eşyalar. 10 yıl gibi bir süredir hala varlığını sürdüren eşyalar. Bunların korunacağını da burada garantiliyorlar. Eşyaları cilalamak, projenin bütünü için belirlediğimiz hedeflerin yanı sıra en yüksek tasarım kalitesine ulaşabilmemiz için her eşyanın karşılaması gereken bazı kriterler oluşacak. Eşyaların net, özgün ve tek bir amacı olmalı. Eşyalar iki modelden birisine ait olmalı. Bağlamsal bir amacı olmalı veya yetenek setini geliştirmeli. Bağlamsal amacı olan eşyalar oyunculara belli şampiyonlar ve oyundaki belli olaylar için karşı oyun sunma imkanı. Duruma bağlı olarak alınan eşyalar varmış bir de. Civalı kuşak gibi. Yetenek setini geliştiren eşyalarda herhangi bir oyunda alınabilen şampiyonların yetenek setiyle tatmin edici sinerjiler oluşturan ve bunları daha tam hissettiren eşyalar. Örneğin Lich Bane gibi, Lich Bone gibi, Twisted Fate gibi, Fizz gibi, işte sürekli normal saldırı üzerinden hasar veren şampiyonların şeyini güçlendiriyor, yetenek setini de güçlendiriyor benim ya. İlgi çekici tarifler, çeşitlilik sunmalı ve ufak seçimler yapma imkanı tanımalı. 1100 altınız var. Kazma mı almalısınız yoksa tek kılıcı almak için riske mi girmesiniz? Bu sistemin iyi çalıştığına dair güzel örnekler demiş. Koridordaki rakibinize göre ufak seçimler yapmak. Eğer üstü kuvvet çıkacaksanız tam gücünüzle girdiğiniz uzun çalışmalar için sokarca mı almalısınız yoksa takaslar için pırıltı mı almalısınız? Efsanevi eşyalarda, yani 3. aşama eşyalarda her bileşen eşyanın ve gelişmiş eşya tercihinin arasına ufak seçimler serpiştirilir. Şimdi eşya tasarımı ve şık görünmeli şeklindeki kısma geldik. Eşyaların da
görselleri büyük ihtimalle güncellenecek gibi gözüküyor. Şu anda da önerilen eşyalar sekmesini görüyorsunuz. Mağazadaki güncellenen mağazadaki sol tarafta ufak ayakkabıları, tek kullanımlık eşyaları ve benzeri üst tarafta görüyorsunuz. Ortada da önerilen eşyaları 3 aşamada görüyorsunuz. Şimdi burada şu çok önemli. Cassiopeia oynayan bir oyuncuyu görüyorsunuz burada ve Senna'ya karşı bu eşyayı almanı öneririz diyor. Çünkü Senna çok fazla iyileştirme yapan bir şampiyon. Veya işte hasar ölçeklemeni arttırmak için Rabadon'u tercih edebilirsin diyor. Hareket kabiliyeti anlamında da Hextech Probelt eşyasını öneriyor burada tam olarak. Yani işte esnek bir seçim. Aslında tam olarak bundan bahsediliyor. Koridor rakibine göre veya hangi durumları tercih edersin? Hani biraz daha mı güçlenmek istiyorsun yoksa daha fazla bir mobillik mi istiyorsun? Burada size önerilen eşyalarda bunu soruyor aslında. Sormuyor da size onu ifade ediyor aşağısında. İyileştirmeye karşı Morello daha etkili diyor mesela. Daha iyi öneriler. Elle hazırladığımız mevcut önerilen eşyalar sayfasına kıyasla doğrudan elimizdeki verilerden faydalanarak yüksek beceri düzeylerindeki oyuncuların tercihlerini baz alan her zaman güzel öneriler, güncel öneriler sunmak istiyoruz diyor. Odaklı seçimler. Burada ne demiş? Her eşya oyunun tüm evrelerinde aynı ölçüde etkili değil ve dükkan aynı anda yüzlerce seçenek sunarken etkili eşyaları bulmak zor olabiliyor. Önerilen eşyaların dinamik olarak oyuncuların oyunun herhangi bir evresinde tercih ettiği birkaç seçeneği sunmak istiyoruz. Stratejiyi kaldırmamak, oyunculara sabit eşya dizilimleri yerine çeşitli seçenekler sunmak istiyoruz. Bağlamsal analiz, deneyimsiz oyuncuların oyun öğrenmesini sağlamak ana hedeflerimizden birisi. Dolayısıyla buna bağlı olarak hangi eşyaların etkili oyun imkanı ve strateji veya sinerji sunduğunu gösteren yeni sistemler ekleyeceğiz. Şimdi bu da tüm eşyaların göründüğü bir kısım. Burada şöyle gözüme çarpan bazı birkaç şey var. Eşya türleri dörde ayrılmış. Burada saldırı gücü, burada yetenek gücü. Yanında kalkan işareti görüyorum. Büyük ihtimalle dayanıklılığa dayalı eşyalar. Burada da bir ejderha simgesi var ama tam olarak anlayamadım. Büyük ihtimalle bu işlevselliği simgeliyor. İşte hareket hızı gibi, işte görüş vermesi gibi ve benzeri gibi şeyleri. Burada da popüler diye bir simge var. Büyük ihtimalle işte geçtiğimiz yamada en popüler olan eşyaları mı sıralıyor acaba? Tahminimce öyle bir şey var. Yanındaki butonla işte doğrudan filtrenizi sıfırlıyor. İşte mesela şu üçünü seçtiyseniz buna bastığınızda direkt sıfırlıyor. Burada da tier'lar gözüküyor. Tier 1, 2, 3 şeklinde. Tier 3'te tamamlanmış eşyaları, Legendary eşyaları gösteriyor. Burada da listelenmiş. Starter ve Basic şeklinde en aşağıda da temel eşyaları gösteriyor, başlangıç eşyalarını. Genellikle League of Legends'ta bu eşyalar üzerinden birleştirerek şey yapıyorsunuz, eşyalarını seçiyorsunuz. Sağ tarafta da seçmiş olduğunuz eşyanın birleşimini size gösteriyor. İşte burada nişancıyı var, kazma var, kuvvet kitabı var. Bunlar bir araya geldiğinde Guinzo eşyasını bir araya tamamlamış oluyor. 3100 altına sahip düello eşyasıymış. Burada da tabii simgelerin eklenmesi biraz daha anlaşılabilirliği arttırmış. Anlaşılabilirlik. Kahverengi balta şeklinde olan eşya doğrudan saldırı gücünü temsil ediyor. Aslında daha önce var olan şeyler bu ama eşya dükkanına da eklenmiş. Yetenek gücü de bir asayı belirtiyor. Saldırı hızı sarı bir baltayı temsil ediyor. Altında da tamamen görsel bir şekilde zenginleştirilmiş işte eşyanın sağladığı Last Whisper etkisi, Dissolve etkisi ve benzeri bunları da biraz renk değişimleriyle vurgulamışlar. Gayet güzel gözüküyor. Ayrıca 3. sekmede de eşya setlerini görüyoruz. Eşya setleri de tamamen sizin keyfi olarak hazırlamış olduğunuz eşyalarınızın dizilimlerini gösteriyor burada. Ben gayet beğendiğimi söyleyeyim açık bir şekilde. Çok daha güzel ve yeni nesil bir his sunuyor gibi gözüküyor. Makalenin de yavaştan sonuna geldik. İşte ihtiyacınız olan tüm eşyaların bir ekranda olduğu belirtiliyor. Tutarlı konum, işte dükkanı iyi bilen oyuncuları da göz önünde bulundurarak mantıklı bir düzenle yerleştirdiği eşyaların yerinin hiçbir zaman olmasa da nadiren değiştiği bir sayfa haline getirmek istiyoruz diyor. Yani herkes bu ekrana bakacak. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Nadiren değişecek. Hangi durumlarda değişiyor burası? İşte tier seçiyorsun. Eşyaların aşamalarını seçiyorsun.
Büyük ihtimalle de tahminimce tier 1 işte şu aşağıdaki starter eşyalar oluyor. Hiçbir şekilde birleşmemiş eşyalar oluyor. Tier 2'de birleşmiş eşyalar oluyor. Tier 3'te tahminimce tabii ki tamamlanmış eşyalardan oluşuyor olması gerek. Ve son maddede veri iyileştirmelerinden bahsediyor. Aynı zamanda yeni veri kabiliyetimizi tüm eşyaların arayüzünde kullanarak şampiyonunuz için etkili olan eşyaları öne çıkarmak istiyoruz. Eşyaları bulup almak hiç olmadığı kadar kolay olacak. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Görüşlerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. League of Legends ile ilgili güncellemeleri kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.